Herkese merhaba. Bugün sizlere son zamanlarda yaptığım kıyafet alışverişimden bahsedeceğim. Neler aldım, neler buldum. Hem indirimden hem de aynı zamanda yeni sezondan birkaç bir şey aldım. Onları göstermek istiyorum. İsterseniz direkt videoya başlayalım. Bu arada eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız ya da diğer videolarımı izlediyseniz bu kıyafetlerin bazılarını dayanamayıp giydiğimi göreceksiniz bu videoyu çekmeden önce. Öncelikle üstümdekiyle başlamak istiyorum. Üstümdekini Mango'dan aldım. Yaklaşık 90 lira civarıydı. Bu arada bütün ürünlerin fiyatlarını hatırlamıyor olabilirim ama hatırladıklarımı aşağıya yazacağım ve buradan söyleyeceğim. Aynı zamanda bulabildiklerim linklerinin hepsini de aşağıya açıklamalar kutucuğuna bırakacağım mutlaka. Her neyse bu böyle çok ince triko. Krem rengi bir bluz, uzun kollu, biraz bol kesime sahip. Ben genelde kollarını bu şekilde kıvırarak kullanıyorum. Gördüğünüz gibi V yaka. Tam sonbaharlık hem şortla hem de kotla giyebilirim diye düşünerek aldığım triko bluz tarzı bir üst. Ben çok sevdim. Aldığımdan beri üstüme yapıştığını söyleyebilirim. Gerçekten çok rahat ve böyle tril tril derler ya, o tarzda gerçekten triko olmasına rağmen. Bir diğer bluzum ise yine son zamanda aldıklarım arasında favorilerimden bir tanesi bu. Gül kurusu tonlarındaki omzu açık dediğimiz son zamanlarda trend olan bir bluz. Gördüğünüz gibi omuz kısmı lastikli geliyor ve aynı zamanda kol kısmı da lastikli geliyor. Bu şekilde olması aslında bence bir avantaj çünkü dirseğime kadar çekip üstüne bu şekilde bol bırakabiliyorum kolunu. Yarım kollu da kullanabiliyorum. İçinde bir büstiyeri var. Ve bu şekilde üzerinizde daha sabit durmasını sağlıyor. Kumaşı da çok ferah tutabilecek. Yani sonbahar aylarında gündüz sıcaklarda, akşam serinlerde de size iyi gelebilecek bir kumaş. Bu arada Bershka'dan aldım. Fiyatı 30-40 lira civarında olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Siyahı ve beyazı da vardı. Bershka'da ben 3 rengini de çok beğenmiştim ama en çok kendimi bunu yakıştırdım. Eğer Bershka'ya uğradığımda hala diğer renkleri varsa onları da almayı düşünüyorum. Son zamanlarda aldığım bir diğer şey ise bu gördüğünüz Zara tulum. Bu tamamen triko bir tulum ve böyle bayağı uzun İspanyol paça giden bir tulum. Bu şekilde boynunuza bağlayarak kullanıyorsunuz ve sırtı bayağı bir açık görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Fakat bu tulum Zara olmasına rağmen ben bu tulumu Zara'dan almadım. Daha önce de çok sevdiğimi söylediğim bir butik vardı. Adem Exclusive isimli. Orada buldum ve oradan aldım. Fiyatı 60 lira civarındaydı. Zara'da var mı bilmiyorum. Ama dediğim gibi ben o butikten aldım. Ve özel günlerde işte yemeklerde ve benzeri günlerde giyerim diye düşünerek aldım. Ama henüz hiç giyme fırsatım olmadı. Bir diğer alışverişim ise 3 tane kot pantolon oldu. Gerçekten çok fazla kot pantolona ihtiyacım vardı. Kendi kotlarımı çok fazla sevmiyordum artık. Yani eskimiş gibi geliyorlardı. O yüzden gidip 3 tane kot aldım. Ama gerçekten hepsinden de çok memnun kaldım. Hepsini çok severek kullandım. Hepsini giydim birer kere ve hepsi çok güzeller. Hala da üçünün mağazalarda olduğundan eminim, biliyorum var olduklarını. İlk olarak bu Mango kottan bahsedeceğim. Bu aşağıya doğru hafif İspanyol paçalaşan ama tam olarak İspanyol paça olmayan ve paçası dikişli kesim değil de böyle püsküllü kesim, yani hafif püsküllü kesim olan bir kot pantolon. Üstü tamamen dar geliyor. Yani üstü slim fit ama alta doğru dediğim gibi bollaşıyor. Tam olarak yüksek bel diyemem. Yani orta belli bir pantolon. Ama bence ideal. Ben çok sevdim dediğim gibi. Zaten bu tarzda bir paçaya sahip pantolon da istiyordum. Rengi çok açık bir kot değil. Tam böyle hani koyuyla orta kot rengi arasında bir renk. Bir diğer aldığım kot pantolon ise bu gördüğünüz gri kot pantolon. Bunu da Mango'dan aldım. Yine aynı şekilde püsküllü paça. Ama bu İspanyol değil. Bu slim fit bir pantolon. Burada fermuar yok. Daha çok böyle eski pantolonlar gibi 3 tane, 4 tane pardon düğmesi var. O şekilde kullanıyorsunuz. Böyle işte klasik gri bir pantolon. Ama bunun da duruşunu çok fazla sevdim. Bir diğer pantolonum ise daha çok böyle bol, mom's jean'e kaçan bir pantolon. Bunu da Bershka'dan aldım. Bu biraz daha buz mavisi renklerinde. Ama yan kısımları yani yan tarafları bir tık daha koyu geliyor. Burada aslında yama gibi bir şey var yani dümdüz aşağıya inen ama gerçekten giydiğinizde çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Yine aynı şekilde bu aralar taktım. Ne kadar taktığımı görebilirsiniz. Püsküllü paça. Ama bunun şöyle bir farkı var. Asimetrik paça yani düz değil paçası. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burası daha kısa geliyor. Ön tarafı arka tarafı biraz daha uzun geliyor. Yani dediğim gibi
asimetrik bir paça görüntüsü var. Bu şekilde olması benim de hoşuma gitti ki zaten sezon asimetrik paçalar ortalığı yakacak gibi görünüyor. Aldığım bir diğer şey ise bu Zara elbisem. Kalem elbise diyebilirim kendisine. V yaka geliyor ama birazcık derin bir yaka görüntüsü var. Ama o kadar çok dekolte durmuyor. Hatta hiç dekolte durmadığını söyleyebilirim eğer dikkatli kullanırsanız. Sırtı da birazcık açık geliyor. Yani tam olarak kapalı bir sırt görüntüsüne sahip değil. Ben giydiğimde diz altıma kadar geliyor boyu ve rengi de buz mavisinin griye kaçan tonu diyebilirim. Ve gerçekten bordoyla inanılmaz güzel duruyor ki ben zaten o şekilde kullandım. Bir kere giydim. Düğünde giydim. Ve çok 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 sevdim. Aldıklarımdan bir diğeri ise bu Bershka eşofman altı diyebilirim. Aslında ben buna eşofman altı demek istemiyorum çünkü eşofman altından daha fazla güzel. Her neyse anlatıyorum. Siyah yanında beyaz bir çizgisi olan eşofman kumaşında ama tam olarak öyle olmayan bir pantolon. Yukarıdan aşağıya doğru darlaşıyor. Yani dar paça oluyor. Ve arkada iki tane cebi var. Ama bu cepleri kumaş pantolonları, yani hepimizin bildiği o klasik kumaş pantolonların arka cepleri görüntüsünde. Yani o modelde yapılmış. Ve o yüzden zaten dediğim gibi eşofmanlıktan çıkıyor bence. Lastikli bir beli var. Ben çok severek kullandım. Dediğim gibi bence stilettoyla bile giyebilirsiniz. Yani nasıl kombinlediğinize bağlı. Her şekilde kombinlenebilir. Çok 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 rahat. İsterseniz spor ayakkabı, üzerine basic bir tişört, bomber ceket. Yani dediğim gibi her türlü kombinleyebilirsiniz. Ben çok sevdim. Fiyatı da 50-60 lira civarında olması gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir diğer pantolonum ise yine Mango'dan aldığım böyle bayağı bol paça gelen salaş. Pantolon etek tarzında bir pantolon. Ben giydiğimde diz altıma kadar geliyor ve o şekilde olması benim için daha iyi. Çünkü çok uzun boylu biri değilim ve üzerimde çuval gibi durmasını istemiyorum. Altına spor ayakkabıyla stilettoyla yine her şekilde kombinlenebilecek bir pantolon. Ben genelde beyaz spor ayakkabıyla üzerine basic bir tişört giyerek kombinlemeyi düşünüyorum. Ama henüz daha kombinleyemedim gördüğünüz gibi etiketi üstünde duruyor. Fiyatı da 60 liraymış. İndirimden alındı bu. Bir diğer yine pantolonum ise o kadar çok pantolon alıyorum ki artık yani üst almam gerekiyor ama bunu bir türlü beceremiyorum. Yine Mango'dan aldığım şalvar pantolon tarzında kumaş gri bir pantolon. Yine beli lastikli geliyor gördüğünüz gibi. Arkasında bir tane cebi var. Yine benim beyaz spor ayakkabıyla giymeyi düşündüğüm bir ürün. Bir diğer aldığım şey ise bu da Koton'dan transparan denilebilecek bir ceket. Tam bu aylar için bence. Kesinlikle bu aylar için ideal bir ceket. Henüz giyme fırsatım olmadı ama yarın giymeyi düşünüyorum. Fiyatı 39.99 yani 40 lira. Dediğim gibi basic ama biraz transparan, uzun, siyah bir ceket. Yani çok fazla olayı olmayan bir şey aslında ama öyle. Bir diğer aldığım ceket ise bu gördüğünüz Zara dantel, komple dantel ceket. Şöyle göstereyim. Bel kısmı ve kol kısımları hafif lastikli gelen bir ceket. Henüz giyme fırsatım olmadı ama askılı siyah bir üstle giymeyi o şekilde kombinlemeyi ya da siyah askılı bir tulumla kombinlemeyi düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok beğendim. Ama dediğim gibi kombinlemesi birazcık zor olan bir parça. Bunu da Zara'nın son indiriminden almıştım. 39 lira civarı bir fiyatı vardı. Bir diğer aldıklarım ise ikisini birlikte göstereceğim. Çünkü ikisi de aynı modelin farklı renkleri. Biri üzerimdekine benzeyen krem rengi bir kazak. Diğeri ise aynısının siyah rengi. Kremle devam edeyim anlatmaya. Balıkçı yakaya sahip. Bel kısmı ve kolları düz inen. Klasik sonbahar aylarına yani bu aylara çok uygun. Üzerine bir ceket almadan kullanabileceğiniz ve gündüzde sıcaklarda yani güneşli alanlarda çok fazla terletmeyecek. En azından beni çok fazla terletmeyecek bir kumaşa sahip. Tam olarak kazak değil aslında. Trikoya kaçıyor dediğim gibi. Çok güzel ve fiyatı da gerçekten çok uygundu. O yüzden bütün renklerini almak istedim. Moru, yeşili, beyazı ve bu iki rengi vardı. Siyahı ve kremi. Ama ben en çok bunları beğendim. Diğer renklerini çok fazla beğenmediğim için, bana çok fazla hitap etmediği için alamadım. Fiyatı 29 lira. Gerçekten çok uygun. Özellikle bu tarz bir triko için gerçekten çok uygun ve çok severek giyeceğimi düşünüyorum. İkisini de siyahını da şöyle bir yakından göstereyim. Bu arada söylemedim sanırım ikisi de H&M'den alındı. Bir diğer aldığım şey ise bu gördüğünüz basic
tişört. Çok hoşuma gitti. Fiyatı da çok uygundu ve aynı zamanda beni en çok etkileyen şey bu tişörtte üzerindeki bu yazı oldu. Unicorns are real yazıyor. Ben bu aralar unicornlara takmış durumdayım. Gerçekten çok seviyorum hepsini. Ve bu tişört de çok hoşuma gitti. Her şekilde kombinleyebileceğimi düşünüyorum. Çok güzel bir tişört. Hala var H&M'de. Fiyatı da yine 29.90 olması gerekiyor. Ve son aldığım üst ise bu Mango. Yine triko ama bayağı ince kumaşlı bir triko olan gri triko. Bunu da çok sevdim. Yine tam bu aylar için. Çok uygun. Ben bu aylarda bu tarz trikoları giymeyi çok seviyorum. Çok rahat ediyorum. Ve son olarak iki tane ayakkabıdan bahsedeceğim. Bir tanesi Zara'dan aldığım bu sivri burun. Hafif topuklu. Yine toz pembe gül kurusu ayakkabılar. Çok sevdim ve bu ayakkabıların special price yani özel fiyat olması da beni cezbetti. 90 liraydı. Laciverti de vardı. Lacivertinin numarası kalmamıştı. Kalsaydı onu da alacaktım. Aslında bu pudra pembesinin de numarası yoktu. Ben 36 giyiyorum ama nasıl bulduğumu size hemen anlatıyorum. Zara'ya girdim, bu ayakkabıları gördüm ve delirdim hani. Mutlaka 36'sı bir yerlerde olmalı ama nerede? Her yeri aradım taradım yok. En sonunda biliyorsunuz Kabinar'da denenen ürünleri böyle bir bu tarzda bir askıya asıyorlar ve dolaştırıyorlar mağazanın içerisinde. Ondan sonra da doğru yerlerine asıyorlar ürünleri. Biri herhalde ayakkabıyı almak için sakladı oraya. Onun böyle ta dip köşelerinde bir yerlerdeydi o askının. Ve nasıl olduysa gözüm bir anda o aradan nereden o ayakkabılara çarptı ve direkt hani böyle hışımla aldım ayakkabıları ve bir baktım 36 numara. Gerçekten çok sevindim. Eğer saklayan kişi beni izliyorsa özür dilerim. Ama gerçekten çok beğenmiştim. O yüzden aldım. Hala mağazada olması gerekiyor. Yoksa online alışveriş imkanı var artık biliyorsunuz. Inditex mağazalarının. Oradan da bakabilirsiniz. Çok güzeller gerçekten. Bir diğer ve son ayakkabılarım ise yine Zara'dan aldığım bu arkası açık gelen stilettolar. Bordo renkteler. Arkası yılan deseni detaylı geliyor yani topuk kısmı. Ön kısmı yine süet. Zaten rengine vuruldum. Ve az önce bahsettiğim şu elbiseyle kombinlemek üzere almıştım. Çok 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 yakıştırdım ikisini birbirine ki zaten böyle bordo stilettolara ihtiyacım var. Dediğim gibi aldıklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size bir ilham kaynağı olmuşumdur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve diğer videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.